Merhaba arkadaşlar. Buket ile Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da niyetlendim arkadaşlar. Sizler de gönlünüzden geçirdiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecekmiş hep beraber dinleyelim. Öncelikle Instagram hesabımdan teknik bir problem yaşadığımı bilmenizi istiyorum. Ulaşamıyorsunuz biliyorum. Umarım en kısa zamanda giderilecek diye umut ediyorum. Arkadaşlar kanalımı desteklemek için abone olabilirsiniz. Dinlediğiniz, izlediğiniz, desteklediğiniz ve yorum yaptığınız için her birinize çok teşekkür etmek istiyorum. Ben fincanımı kapatırken arkadaşlar Rabbim herkesin gönlüne göre versin dileğimi. Fincanımı kapatırken de bu izleyenlerimin de gerçekleşsin inşallah diye. Hani sizler de dualarımdasınız. Bunu bilmenizi istiyorum. Şimdi öncelikle e, pozitif enerjimizi gönderelim bakalım fincanımıza. Fincanımız bize bugün ne mesajlar verecek hep beraber dinleyelim fincanımızdaki mesajlarımızı. Evet şöyle bir çekelim. Öncelikle size göstermek istiyorum. Maşallah diyorum. Ferahlık diyorum. Çok şükür diyorum arkadaşlar. Şimdi fincanınızı şöyle bir size 3 aşağı 5 yukarı. Evet zaten sıra sıra gö görselere gidiyorum biliyorsunuz ki. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu sizin böyle bir. Şöyle bakıldığı zaman buna. Yani ayna kısmınız. Fincan ikiye bölünmüş adeta. Şimdi bu sizin geleceğiniz. Bu, bu tarafı da böyle bu insanın yaşadıkları resmen fincan diyor ki ben yaşadım çok da sıkıntılar çektim çok da kafam karıştı insanlarla da boğuştum mücadelemi verdim ben şimdi yoluma gidiyorum diyor. Yani ben bunu çok net e, görebiliyorum e, İç dünyanızda bir para kaybınız olmuş maddi iflas olabilir e, manevi kayıp olabilir bu kayıptan kastım vefat diye değerlendirmeyin. Ee, bu en azından yansıyan kısmı bu değil. Yansıyan kısmı bir parça kopmuş adeta sizden. Maddi bir kayıptır. Evet. Ya da manevi ummadığınız insanlardan belki de sırtınızdan hançerlendiniz ve çok sevdiğiniz sandığınız insanlar aslında hayatınızdan çıktı. Belki de odur. Ee, bir kere çok net bir yaprak e, yonca halinde şanslı olmuşsunuz. Daha da kötü olabilirmiş ama şanslıymışsınız ki bu kadarla kalmış diyor fincanız. Karşınızda bir insan kalabalığı var. E, sizin artık yaşadığınız tecrübe sonrasında evle alakalı bir sıkıntının olduğunu görüyorum. Daha çok bir mantar belirmiş orada. Şimdi karşınızda bir grup insan ve siz bu insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. E, arkadaşlar öyle bir yorulmuşsunuz ki öyle söyleyebilirim. E, geçmişiniz e, hatta şöyle... Bugününüz ve geleceğiniz geçmiş gibi değil. Geçmişten daha iyi, daha temiz, daha ferah. Şimdi o yüzden çok geçmişinizi e, dokunmayacağım. Çünkü yeteri kadar karışık olduğunu görüyorum. Yeteri kadar üzüldüğünüzü görüyorum. Bir konuda net ikileminiz olmuş. Biriyle karşılıklı konuşmak zorunda kalmışsınız. Aldığınız kalabalığı, kararı bir kalabalığa izah etmeye çalışıyorsunuz. Kısmetli bir insansınız, horoz gibi dikilmişsiniz adeta birine bir haber veriyorsunuz bu insan sizden aldığı haber sonrasında bir ikilem yaşayacak bunu söyleyebilirim burada horoz sizsiniz yani sizin birilerine bir haber göndermeniz vermeniz var o insan sizden aldığı haber sonrasında bir karışıklık yaşayacak diyebiliyorum ee, arkadaşlar şurada baktığım zaman bir parça para bu bildiğiniz bu bir para halinde mal halinde bu malı e, hakimiyet artık sizde sanıyorum ki bir kişiden zar zor şeklinde bir alma haliniz çıkmış. İkinci bir kişi çok bir arada siz az uzlaşın ben okeyim diyen bir insan. Sanki üç kardeşin aldığı bir para var. Burada hakimiyet sizde çünkü artık paranızı almışsınız. Yaşanılan şuradaki kargaşa kardeşler arası kargaşaysa da maddiyat kargaşasıysa da yani siz sınavınızı geçici atlatmışsınız. Ben size sadece Geçmiş olsun diye biliyorum. Bakın uzun zamandan beri birkaç gündür özellikle çok kasvetli, nazarlı. Yani evet paranızı aldığınız zaman itiş kakış böyle bir e, iç sıkıntıları vesveseli dolu e, fallara denk geldik üst üste biraz. Bu fal gün doğdu diyor yani. Şimdi gününüze baktığım zaman öyle bir paraya hakim olmak ya da mala sahip olmak durumunda var ki burada gördüm. Şurada da gelecek bir parça paranız var ama hani siz gelmeseniz de artık sarsılmazsınız yani böylesi bir. E, hakkınızın hak ettiklerinizi teker teker kazanımlarınıza döndüğünü size ulaştığını görüyorum. Bu fal iç açan bir fal arkadaşlar. Önümüzdeki bir buçuk ayınız tamamen stabil. E, muhtemelen edindiğiniz malın hatta şurada dizilmiş bir kalabalık hali var. Konuşulursunuz. Aa almışlar derler. Aa evde almışlar. Borç demişler. Bak görüyor musun vesaireler. Yani çevrenizdeki insanlar sizi şöyle güzeldir dedikodudan geçirecek. Bir buçuk aylık süreciniz oldukça stabil. Bir 50 görüyorum burada. Bugün itibariyle 50 gün sonranızda demektir bu. Baktığım zaman e, bir ay 20 gün desek kesinlikle de bir buçuk ayınız stabil zaten. 50 gördüğüm şuradaki balinanın yanında. Burada koca bir balina var. Arkadaşlar para parayı çeker diyor. Herhalde milli piyangodan da para gelirse eğer bayağı üst üste alacak olduğunuz paralar var. Yani bir insana borç zamanında borç vermişsinizdir. Dolardır bu 2 dolardır. Bugün dolar yükseldi diye çok ciddi para alırsınız. Varsayıyoruz şu an örnek verdim. Ama ciddi anlamda burada para üstüne para geliyor diyebilirim. Bir insanla karşılıklı konuşmanız var. E, bu para size dair. Belki para geldikten sonra ben ne yapabilirim mi düşüneceksiniz. İş kurulabilir, ev alınabilir, borç ödenebilir. Bilemiyorum ama sizin üzerinizde yük ettiğiniz sıkıntınız her neyse bunun artık Zamanla aşıldığını görüyorum bir kere. Bunu söylemek isterim size. Baya baya bir rahatlamış bir halde ee, görüyorum ben. Bu fincanın içi açıldı. Keşke tüm fallarımız böyle olsa. Falın ee, herhalde verdiği mesaj şu. Sen çektin, sınandın. Evet, parçalandın, ciddi hırpalandın, denendin, sınandın. Artık buna net derseniz deyin. Olumsuz sürecinizi geçmişte bırakmışsınız, geçmiş olsun. Geçmiş olsun arkadaşlar. Yani resmen şurada yaklaşık bir ay öncesinde başlamış kaldığı bir palı, parayı, malı, artık sahip olduğunuz parayı diyelim biz, bir sahip olduğundan hak edişinizi aldığınızı görüyorum burada sahip olunandan kastım bu. Ee, yani yıllardır devam eden e, bir mahkeme vardır sonuçlanmıştır mahkeme bu arada çıkmış değil onun yüzden söylemiyorum hani ama bu haneye bir varoluş bir giren para mal halinde para halinde size güç sağlayacak bir e, maddesel bir şey yani o siz güçlü üçlü oluyorsunuz bunun karşılığında sonranız gayet temiz planınız ne ise şurada biriyle karşılıklı konuşmanız var ki o da çok temiz görünüyor ee, önünüzü açık görüyorum ha bakın çift görmüyorum partnerle görmüyorum bakalım tabak bize neler söyleyecek hayatınızda kimse yoksa öyle güzel gelişmeler yaşarsınız ki hala sokmamışsınızdır hayatınızda biri varsa da bu insanla mutluluğunuzu devam ediyorsunuzdur ki yansımamıştır diyebiliyorum Yalnız tabağınızın akmaması çok enteresan geldi şu an bana. Adeta bu para 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 diyor ya bu fal. Para para diyor arkadaşlar. Hadi bakalım inşallah bol paralı bir seneniz olsun. Tabii ki de sağlık yanı sıra önce sağlık sonra para diyoruz her zaman. Bu böyle olmalı. Zaten bu süreçte bize bunu bir güzel önemini gösterdi. Evet şimdi biraz belki süzülebilir diye bekletiyorum. Çünkü akarla akmaz arası bir yerlerde kaldı bu fincanın tabak kısmına bakalım. Evet tamamdır arkadaşlar akmıyor. Bu da bir mesajdır bize. Bu falamızın mesajı da bu. Güzel günlerde kapatıyoruz. Önümüzdeki 4-5 ayımız hep aydınlık. Var olan paralarla alakalı gayet aydınlık bir süreç bu da sizin malınız. Baya. Yani bu malla beraber içinizde dert ettiğiniz bir şey var diyeceğim diyemiyorum. Haneyi kaplamış bir para görüyorum. Altında ara, ara gibisiniz. Siz varsınız burada. Şimdi aile işle alakalı. Iı, bakın kademe 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 çıkma hali var. Sonu tamamen aydınlık. Yani ben bu faldan felaket telalı yapamam. Bu fal mal diyor. Para parayı çekiyor sizde. Şimdi aşk tarafınızla alakalı ters durmuş 3 insan görüyorum. Sanıyorum ki arkadaşlar size... Hmm, şurada düştü düşecek gibiydi de onu düşürmeye çalışıyorum. Sanıyorum aşk tarafında hayatınızdaki kişiyle bağlantılı arkadaşlar. Evet yani bu para sizin. Bayağı üçgeniniz çıktı dağ gibi bir kalabalık var orada ters dönmüş insanlar var yani sizin aşkınızı sevdanızı karı koca ilişkinizi işte ne bileyim artık vesaire vesaire 3 kişi özellikle 3 kişi çok etkilemiş anne abi babadır, ilk üç arkadaştır, üç sırdaştır vesairedir, bir şeydir bilmiyorum. Bu insanlar ters dönmüşler bir defa. Şimdi sonrasında sizin hala istikrarlı bir şekilde devam edişiniz var. Burada da böyle tırmanan e, kalabalık bir grup görüyorum. Haneye doğru tırmanıyorlar. Yani bu şu demek oluyor arkadaşlar. E, eşiniz, evlisiniz. Üç kişi sizin evlerinize zarar vermeye çalışmış. Ama ve lakin amaçlarına ulaşamamışlar. Bildiğiniz ters duruyorlar. Dolayısıyla sıkıntı yapmayın. Bu insanlar size artık zarar veremiyor. Bekarsınız. Üç tane arkadaşınız. Aranızda ara buluculuk yapmış. Üstelik bir de üstüne yanlış yanlış şeyler söylenmiştir. Kavgalısınızdır. Siz de sanıyorsunuzdur ki biz mutlu olacağız. Barışacağız biz. Aramızdaki çünkü çok değerli insanlar barışmanız için çabalıyor. Hayır. Aranızdaki değerli insanlar sizin kuyunuzu kazıyor. Bu mesaj, yani falın mesajı bu. Özetleyeyim. Çiftler, partnerler ya da hayatınıza yeni birilere girecek kişi olduğunda araya birilerini sokmayın. Muhatabınız kendiniz olun. Mesajı bu falan. Araya soktuğunuz insanları dost sandıysanız bile yanılıyorsunuz. Ters dönmüş o üç insan. Sonrasında da kalabalık böyle yukarıya çıkıyor. Yani aile artık hanemi, hani haneye giriyor, istemeye giriyor, ciddiyete dönüyor. Bir, bir şekilde... Araca insanları ekarte edin e, zaten eşliyete ciddiyete dönüyor yani ya da evlisinizdir e, tarafların aileleriyle alakalı sıkıntıları vardır ama ve lakin o iç kişi ekarte ediliyor artık kalanı tamamen e, işler toparlanma e, kısmına gidiyor diyebilirim bu fal için benim görebildiklerim böyle para 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 bol para diyor yani hak ettiğiniz tüm beklentileriniz Arda arda hatta sizin verip unuttuklarınız bile geliyor gibi görünüyordu. Dilerim en kısa zamanda çıksın. Çok ferah bir faldı. Yani nadir çıkıyor bu ara böyle biraz kasetli sıkıntılı çıkıyor fallar. Dilerim en kısa zamanda bol paraya, bol bol nasip olsun diyebilirim. Yani bolluk bereketlik nasip olsun en kısa zamanda. O yüzden bir an evvel çıksın inşallah. Falamın sonuna geldim arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destekte bulunmak için de abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlerseniz arkadaşlar gün içerisindeki videolarımdan bildirim alacaksınız. Sizlerin talepleri doğrusunda sabah saat 10, akşam saat 7'de iki kez yeni videoların yayına giriyor. Bunu bilmenizi istiyorum. Bunun dışında ben videonun sonlarında kendime dair fikir ve düşüncelerimi beyan ediyorum. Çünkü sizlerle için kurabildiğim tek mecra burası. Arkadaşlar, Instagram hesabım kem gözüller ya da bir takım iyi niyetli olmayan insanlar tarafından bazı e, talihsizlikler yaşadı. İlgili kişilerle yetkililerle iletişim halindeyim. Dilerim en kısa zamanda birbirimize kavuşacağız inşallah. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. E, bunun dışında başta sağlıklı kalmak için e, gayret gösterelim sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı sınandığı çok kötü riskli bir süreçteyiz malum. Hepimiz de bu konudan çok yeteri kadar aslında dertliyiz, üzgünüz, kaygılıyız, korkuyoruz. Yani Rabbim sağlığı ne kadar olduğunu bir kez daha yüzümüze yüzümüze aslında vurdu. Bu süreç her insanın kendi iç dünyasında birçok e, sorgulama sebebi oldu diye düşünüyorum ben. Başta sağlık, sağlık olunca su yolunu buluyor. Ayrıca da bence herkes yani Rabbim herkesin gönlünü göre versin. Şimdi bu aslında çok etkili bir dua bana göre. Benim felsefemde bu böyleydi doğanın olumsuz bir döngüsü var. Yani olumsuz bir enerji. Yani o enerji sana geri de dönebilir. Aslında senin ağzından çıkan bir kelime olumsuz olduğu için sana ulaşır ve sen aslında yaşarsın istemesen de. Böylesi bir duruma inanırım ben. Dolayısıyla kötü sözcüklerden ziyade bir başkası için yani ilahi adalete güvenin teslim edin onu. Çünkü gerçekten ben o ilahi adalete inanıyorum. O yüzden Rabbim herkesin gönlünün ekmeğini yedirsin diyorum. Ve bu benim artık şey mi oldu böyle. ya yani Mutlaka bunu dile getiriyorum. Benimle bütünleşen bir durum oldu. Ee, aranızdan bir kişinin bile bakış açısını istemeden, haklısınız da tabii ki de çok canı yanan bir insan. Öfkeyle tabii ki de ee, böyle düşünmekte çok e, haklı. Ona bir şey söylemiyorum asla. Sadece daha olumluya çevirmek için faydam dokunduysa çok mutlu hissederim ben kendim. Benim kastım bu. Üstüm alındığım nokta burası. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.